Ekranda bir sakız makinesi görüyorsunuz. İçinde yeşil, sarı, pembe ve mavi renkli sakızlar var. Birkaç tane daha mavi sakız da ben çizeyim. Bu videoda makinedeki sarı sakızlarla ilgileneceğiz. Şimdi makinenin içindeki sarı sakız oranının ne olduğunu bildiğimizi ve bu oranın p'ye eşit olduğunu düşünelim. Bu yani p popülasyona ait bir parametre. İşimizi kolaylaştırmak adına P'nin yani makinedeki sarı sakızların oranının %60 yani 0,6'ya eşit olduğunu da kabul ederim daha önceden gördüğümüz bazı şeylerin üzerinden biraz geçmek istiyorum. Bir Bernoulli rassal değişkeni tanımlayacağım. Bu değişkene mesela Y diyelim. Y değişkeni makineden rastgele bir sakız aldığımızda bu sakız sayısı 1'e, sarı değilse de 0'a eşit olacak. Bundan önceki videolardan Bernoulli değişkenleri ile ilgili gördüğümüz ilginç özellikleri hatırlıyor olmalısınız. Mesela ortalamasının neye eşit olduğunu olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Neydi? Bu popülasyondaki sarı sakızların oranı yani P. P de 0,6'ya eşitti. Standart sapmasının ne olduğunu da biliyoruz. Hemen not edeyim. P çarpı 1 eksi p. Aslına bakarsanız bu varyans ve standart sapmayı bulmak için bunun karekökünü almamız lazım. Bunu da hesaplayalım. Karekök içinde 0.6 çarpı 1 eksi 0.6 yani 0.4. Buraya kadar her şeyi hatırlıyor olmalısınız. Şimdi bir başka rastsal değişken daha tanımlayacağım. Buna da X diyelim. X, Y'nin 10 tane bağımsız denemesinin toplamına eşit olsun. Buna benzeyen rassal değişkenleri daha önce görmüştük. Binom rassal değişkenlerini de hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Peki binom rassal değişkenlerinin ortalama ve standart sapmaları ile ilgili ne biliyoruz? Yine önceki videolarda bu binom rassal değişkeninin ortalamasının n çarpı buradaki Bernoulli denemelerinin her birinin ortalaması yani n çarpı p'ye eşit olduğunu görmüştük. Bu örnek için n çarpı p'yi 10 çarpı 0,6 yani 6 olarak ifade edebiliriz. Mantıklı değil mi? Sakızların %60'ı sarıysa ve bu makineden rastgele 10 tane sakız alacaksak, sakızları birer birer alıyoruz ve birbirlerinden bağımsız olmaları için her birine bakıp tekrar makineye geri koymamız lazım. Peki ne diyordum? Bu şekilde 10 tane sakız alırsak 6 tanesinin sarı olması normaldir öyle değil mi? Aslında bu 6 sakızın hepsi her zaman sarı olmaz ama beklenen sonucun bu olması son derece normal. Peki, ya standart sapma? Onu da not edelim, evet. Eşittir. İspatını daha önceki videolarda yapmıştık. Karekök içinde n çarpı p çarpı 1 eksi p. Bundan farklı olarak karekök işaretinin altına bu defa bir n eklediğimizi gördünüz değil mi? Yine bu örnek için hesaplama yapacak olursak, karekök içinde 10 çarpı 0,6 çarpı 0,4 buluruz. Bu arada hala tekrar yapıyoruz. Eğer bunların herhangi birini anlamadıysanız, bu videoyu burada durdurup öncelikle Bernoulli ve binom rassal değişkenleri ile ilgili videoları izlemenizi öneririm. Bu videoda örnekleme dağılımı üzerinde duracağız ve bu dağılım örneklem oranı olarak bildiğimiz bir örneklem istatistiğine ait dağılım olacak. Örnekleme dağılımları hakkında konuşurken bundan da bahsetmiştik. Bunların etrafını şöyle bir çizeyim. Ekranın bir köşesinde dursunlar. Evet şimdi buradan boyutu 10 olan örneklemler almaya başlayacağız. Buradaki sayının da 10 olması aslında rastlantı değil. Demek istediğim onu bazı şeylerin örtüşmesi için bilinçli olarak seçtim. Evet boyutu 10 olan örneklemler alıp sarı sakızların oranını hesaplayacağız. Buna da örneklem oranı adını vereceğiz. Sarıyla yazarsam daha da güzel olur. Öyle değil mi? Evet, sarı olanların örneklem oranını hesaplayacağız demiştik. Sizce bu neye eşit olur? Sarı olan sakızların kaç tane olduğunu sayıp örneklem boyutuna yani n'ye böleceğim için bunun x bölü n'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu kullandığımız örnek için x bölü 10'a eşit olacak. Bu noktada bazılarınızın x'in 10 bağımsız denemenin toplamı olduğunu ve bağımsız olmak için de 10 tane sakızı öylesine alamayacağımızı düşündüğünüzü biliyorum. Bağımsız olmaları için her seferinde bir tane sakız alıp ikincisini almadan o sakızı makineye geri koymamız gerekiyor. Ama bir de %10 kuralı diye bir şey vardı değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ve %10 kuralına göre örneklem popülasyonun %10'undan az olduğunda ki bizim örneklemde, durum bu. Her sakızı bağımsız olarak değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden de makinenin içinde 10 bin tane sakız olduğunu varsayalım. Böylece her bir sakızın yani denemenin diğerlerinden bağımsız olduğu konusunda içimiz rahat olabilir. Buradaki 10 sakız bağımsız olacak ve bunun böyle olduğunu da %10 kuralına dayanarak söylüyoruz. Anlaştık mı? Evet, şimdi bu durumda Buraya yazdığımın doğru olduğunu iddia etmemiz mümkün. Elde ettiğimiz ilk örneklem için bu oran bir bakalım. Mesela 0,3'e eşit olsun. Bu aldığımız 10 sakızın sadece 3'ünün sarı olduğu anlamına geliyor. Bir örneklem daha alalım. Örneklem oranını yeniden hesaplıyoruz. Bu arada bunu yaparak popülasyon parametresi ile ilgili bir tahmin yapmaya çalıştığımızı da hemen ekleyeyim. Bu defa da mesela 10 sakızdan 7 tanesi sarı gelsin ve bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde devam ederek elde ettiğimiz oranları bir grafik üzerinde gösterdiğimizde sarı sakızların sayısı 0 1 2 3 4 5 yani yarısı 6 7 8 ve 9 ve 10 yani hepsi olabilir. 0,3'ü yaptığımız denemelerin birinde 0,3 elde ettik diyerek bu şekilde işaretleyebiliriz. 0,7'yi ise bu şekilde işaretleyebiliriz başka bir örneklem alırsak ve yine 0,7 elde edersek onu da bu şekilde işaretleriz örneklemler almaya, örneklem oranını hesaplamaya ve elde ettiğiniz oranları bu şekilde grafiğe yerleştirmeye devam ettiğinizde örneklem oranının örnekleme dağılımı için çok daha iyi bir tahmin elde edersiniz. Peki örneklem oranının gerçek örnekleme oranını nasıl belirleyebiliriz dersiniz? Bu dağılımın ortalaması ve standart sapması neye eşit olur? Bunları da burada gördüklerimize bağlı olarak bulabiliriz. Örneklem oranının örnekleme dağılımının ortalaması, x rassal değişkeninin ortalaması bölü n'ye eşit olur. x'in ortalaması bölü n. Evet. bu neye eşittir? x'in ortalaması n çarpı p'ydi. Hemen yazıyorum, n çarpı p. n çarpı p'yi n'ye bölünce de, p elde ederiz. Bu son derece mantıklı, öyle değil mi? Bulduğumuz bu sonuç yani örneklem oranının beklenen değeri başka bir deyişle gördüğünüz sakızların oranına eşit. Buna dayanarak bunun yansız bir tahmini değer olduğunu söylemek de mümkün. İsterseniz bir de standart sapmaya göz atalım. Bu da x rassal değişkeninin standart sapması bölü n'ye eşit olacak. Eşittir kare kök içinde n çarpı p çarpı 1 eksi p bölü n. Bu n'yi karekökün içine alırsak karekök içinde n çarpı p çarpı 1 eksi p bölü n kare elde ederiz. Payı ve paydayı n'ye bölünce de... Karekök içinde p çarpı 1 eksi p bölü n buluruz. Örneğimiz için hesaplayacak olursak da popülasyon parametremiz 0,6'ya eşitti. Öyleyse bu yani popülasyonun gerçek oranı 0,6'ya, standart sapması da kare kök içinde 0,6 çarpı 0,4 bölü 10'a eşit olur. Evet hesap makinesi kullanalım ve tam olarak neye eşit olduklarını da bulalım. 0,6 çarpı 0,4 bölü 10 ve bunun bir de karekökünü alıyoruz yaklaşık olarak 0,15 evet yaklaşık olarak 0,15'e eşit